Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size örgü tekniği üçlü burgunun yapımını anlatacağım. Üçlü burgu yani saç örgüsü modeli arkadaşlar. Böyle arada istek geliyordu ablacığım yapar mısın lütfen başkasından anlamıyorum sen yapar mısın diye. Ben de kolay olduğu için hep erteledim. Geçen gün bir takipçimde yazınca dedim artık yapayım. Kısmet de bugüneymiş inşallah. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay çok pratik. Örmesi çok zevkli bir model. ip olarak şöyle elimde orta kalınlıkta örgü ipim var, 3 numara şişle öreceğim. Burgu 9 ilmekten oluşuyor. 9 ilmek yani 3 burgu olduğu için her bir burgu 3 ilmekten oluşuyor. Bu burguyu yaparken başında da ters, sonunda da bir ya da iki ters kullanırsanız burgu kendisini daha güzel gösteriyor arkadaşlar. Evet, hemen yapımına geçelim. Şöyle iplerimi kenara alayım, ipimi. Evet, şöyle. 15 tane ilmek atalım arkadaşlar. 15 ilmek atalım. Tek desen göstereceğim ama böyle güzel dursun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hızlıca 15 ilmeğimi atayım. şöyle 3 6 9 12 13 14 15 tane ilmeğimi attım çevirdim ilk sıramız tersi şöyle kenarda iki ilmek haroşamız olsun Evet iki ilmek haroşaları ben önden de düz tersinden de düz olarak örüyorum 2 ilmek ördükten sonra modelimin yanında Ters tarafında bir düz ilmeğim var. 9 tane ters örüyorum. 2 şöyle anlatayım. 3 ilmek düzden sonra 9 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane tersten sonra kalan 3 ilmeğimi Buradaki düz aslında haroşalarda düz ördüğüm için 3 ilmek düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. bir ilmek haroşam var. Düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. 9 ilmek düz. 1 2 Hemen burgu yapmıyoruz. Biraz örmemiz lazım. Evet. 9 tane düzümü ördüm. Bir tane ters örüyorum. Burgunun öncesinde ve sonrasında birer tersim var. 2 ilmekte başta sonda haroşa modelim var. Evet. Kalan iki ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamladım. Ön sırasını çevirdim. Tersindeyim. 3 ilmeğimi de düz örüyorum. 9 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kalan 3 ilmeğimi de haroşan ve düz ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım çevirdim ön yüzdeyim burgu yapacağız ilk ilmeğimi örmeden aldım bir haroşamı ördüm bir tersimi ördüm Şimdi 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 Baştaki 3 ilmeği bulmayacağız. Arkadaki 6 ilmeğimizi vurgu yapacağız. İlk başlarken şöyle yavaşça sol şişimden 6 ilmeğimi çıkartıyorum. Baştaki 3 ilmeğimi böyle arkadan sol şişime geçiriyorum arkadaki 3 ilmeğimi de önden sağ şişime aldım ve bu sağ şişimdeki ilmeklerimi sol şişime sırayla aktarıyorum. Ve sırayla düz olarak örüyorum. Evet 3 4 5 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tersim var. Ters örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de haroşa örüp burgu sıramı tamamladım. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burgudan sonra 3 sıra öreceğiz. Bu birinci sıramız. Bir haroşam var. Bir düzüm var. 9 tane tersim var. 1 2 3 gördüğümüz gibi tersleri ters görüyorsak ters örüyoruz düzler düz haroşalar haroşa olarak örülecek 3 sıra Evet bir düz 2 ilmek haroşa örüp burgudan sonraki ilk sıramı tamamladım çevirdim burgudan sonra ikinci sıramdayım ilk ilmeğimi örmeden aldım bir haroşam var bir ters 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Biraz hızlı öreceğim bilirsiniz. O yüzden. Bir ters. 2 ilmek haroşa. Burgudan sonraki ikinci sıramı tamamladım. Çevirdim. Yine tersler ters haroşalar haroşa Olacak şekilde örüyorum. Evet, burgudan sonraki üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü de yine burgu yapacağız. Çevirdim. Ya da say saymayacağım, karıştırıyorum, unutuyorum derseniz arkadaşlar, şöyle burgu yaptığımız sırada böyle bir boşluk oluşuyor. Ondan sonraki sıraları sayabilirsiniz. İlk yaptığımız burguda da zaten ilmeklerimiz ördüğümüz için bir sıra oluşmuş oluyor. O boşluktan sonra bakın 1, 2, 3, 4 sıra görünüyorsa tekrar burgu yapma sıranız gelmiş demektir. Evet şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldığım bir haroşa bir tersim var. Bu sefer baştaki 6 tane ilmeğimizi vuracağız. O yüzden yavaşça şişimden 6 tane ilmeğimi çıkartıyorum. 3 6 Evet bu sefer baştaki 3 taneyi sol şişime aldım. Arkadaki 3 tane de arkadan sağ şişimi alıp sol şişime sırayla aktarıyorum. Ve ilmeklerimi sırayla düz örüyorum. 3 4 Şuradaki tellenmiş 5 6 Diğer 3 ilmek düzümü de örüyorum. Bir ters, iki ilmek haroşa. Evet. burguyu sırasını yaptık. Şimdi 3 sıra düz bir şekilde devam edeceğiz. Haroşalar haroşa, düzler düz, tersler ters. Evet. 9 tane tersim örüyorum. Bir düz. Diğer iki ilmeğimi de haroşa çevirdim. Bir sıra ördüm. Şimdi iki sıra daha örelim arkadaşlar. İki sıra daha örelim. Yine burgu göstereceğim. Evet burgudan sonra üç sıra ördüm. Şöyle yine dediğim gibi şöyle bakarsınız burgudan sonra oluşan boşluktan sonra bakın şöyle şimdi alttan geçirdim bakın 1 2 3 4 sıra görünüyor burgu sıramızla birlikte 4 sıra örmüş olduk ilk ilmeğimi örmeden aldım bir haroşa bir tersim var ilk burguda yaptığım işlemin aynısını yapacağım yani üç tane ilmeğimi örüyorum ve altı ilmeğimi yavaşça sol şişimden çektim. Baştaki üç ilmeğimi sol şişime geçirdim. Arkadaki üç ilmeğimi de önden sağ şişime alıp sol şişime yavaşça aktarıyorum. hızlıca da aktarabilirsiniz niye yavaşça dediysem Evet şimdi sırayla düz olarak örüyorum bir ters iki ilmek haroşa çevirdim tersini de öreyim şöyle size göstereceğim. 2 ilmek haroşadan sonra bir ters 9 bir düz 9 tane ters örüyorum. Evet, bir düz 2 ilmek haroşa. Çevirdim. Evet, desenim oluştu. Ee, karıştırdınız Hani 3 sıra ördünüz karıştırdınız nereye ne yapacağınızı şöyle bakın anlarsınız zaten buradaki daha uzun duruyor ee, ilmekler daha uzun duruyorsa sıra yani buradaki burguya gelmiş demektir oradan anlayabilirsiniz artık videoyu başa alıp da yapabilirsiniz karıştırırsanız bu şekilde devam edebilirsiniz Ben şöyle bir tane hazırladım bunu 17 ilmek atarak başladım Gördüğünüz gibi ilerleyince bu şekilde duracak. Harika bir örgü modeli, çok amaçlı kullanılan bir örgü modeli arkadaşlar. Başta ve sonda birer tane ters örünce daha dolgun duruyor. Böyle. Evet inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim abonelik ücretsiz videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz Instagram'dan da takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar Ören Hanım Emine yazarsanız ulaşabilirsiniz Facebook sayfamda Ören Hanım oradan da takip edebilirsiniz Eğer ki ileride tekrar örmek isterseniz de bu modeli kaydet butonuna basın kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın